Ekranlarından yeniden merhaba sevgili izleyiciler. Bir Osmanlı Türkçesi dersimizde tekrar yeniden beraberiz. Değerli arkadaşlar son derslerimizde arşiv vesikalarını okuyorduk. Arşiv vesikalarının gruplarından bahsediyorduk ve o gruplar içerisinde bir belgeyi seçip o belgenin özelliğini aynı zamanda belge içerisinde neler anlatıldığını hep birlikte okuyor ve anlamaya çalışıyorduk. Bugün de yeni bir arşiv belgesini okuyacağız ve bu belgenin özelliğini aynı zamanda belge içerisinde vesika içerisinde neler anlatıldığını da özetlemiş olacağız arkadaşlar. Şimdi yeni belgemiz, arşiv belgemiz, vesikamız geliyor. Mazbata. Değerli arkadaşlar daha önce de bir mazbata okuduk. Mazbatayı tekrar bir hatırlayalım. Kelime itibariyle sıkıca tutma, kayda geçirme anlamına geliyor. Ama resmi olarak bunun devlet anlamında, devlet yanında manası nedir? Bir mecliste, resmi bir konumda bir konu istişare ediliyor, konuşuluyor. Konuşulanlar kayda alınıyor ve bu kayıt edilen şeyler bir üst makama sunuluyor. Alınan karar, yapılan müzakere bir üst makama sunuluyor değerli arkadaşlar. Buna mazbata diyoruz. Dışişleri Bakanlığı ile alakalı, elçilerle alakalı olan müzakerelere mükaleme mazbatası, Meşveret meclislerinde, danışma meclislerinde konuşulanların kaydedildikleri mazbatalara ise meşveret mazbatası deniliyor. Şimdi bu ikisinden biz meşveret mazbatası anlamına gelen bir belgeyi hep birlikte okuyacağız arkadaşlar. Evet belgemizin sağ üst kısmında bir yazı var, sabit yazı. Şura'yı devlet. Şöyle altını çizerim. Evet, Şurayı Devlet, Mülkiye, burada V var ve Mearif. Tabii Mearif kısmı çok okunmuyor. Adet 456. Demek ki bu konu Şurayı Devlet Meclisi'nde müzakere edilmiş değerli arkadaşlar. Ne müzakere edilmiş, ne tartışılmış, ne konulmuş, konuşulmuş. Şimdi onu okuyacağız. Dahiliye nezaretinden yani İçişleri Bakanlığından bir takdim şurayı devlete havale buyurulan. Demek ki İçişleri Bakanlığından şurayı devlet diye isimlendirilen meclise havale edilmiş, gönderilmiş. Ne gönderilmiş? Hangi tarihte gönderilmiş? 23 Mayıs 329 tarih ve 491 491 numaralı yani numaralı teskire mülkiye ve mearif. Mülkiye iç işlerini iç işleri anlamına geliyor. Marif ise milli eğitim anlamına geliyor. Evet. Dairesinde mütalaa olundu. Evet, İçişleri Bakanlığından gönderilen yazı bu yerlerde konuşulmuş, değerlendirilmiş. Konuşulan şey nedir? Mealinde ehay ahiren sonradan mevkiyi meriyete vaz buyurulan mevkiyi meriyet uygulama demek. Uygulama yeri demek. Vaz buyurulan konulan yani kısaca mevkiyi meriyete vaz buyurulan bugünkü ifadeyle uygulamaya konulan demek. Kısaca. İskanı muhacirin. İskan bir yere yerleştirme anlamına geliyor. Muhacirin göç mülteciler, göçmenler manasında. Muhacirin çoğulu muhacirin. Evet. Nizamnamesi mucebince muhacirler ikiye münkasip, münkasim, münkasim olup göçmenler sığınmacılar ikiye ayrılıp münkasip olup iki kısım olup birincisi zaten muhaceret için yani göç etmek için istihsalı mezuniyetle yani e, izin almış, izin elde etmiş, memleketlerinden alakalarını sığınmacılardan bir kısmı memleketlerinden izin almışlar ve kat ederek memleketleriyle alakalarını da kesmişler. Kat ederek gelenler olduğundan bunların vücutlarını müteakip evet Bunların bir kısmı memleketlerinden alakalarını ilgilerini keserek buraya geldiklerinden büyükütlerini mütakip yani buraya Osmanlı topluluklarına gelmesini takiben tescil ve iskanları tabii ise de demek ki iki grup göçmen varmış. Bunlardan bir tanesi geldikleri ülkeden alakalarını ilgilerini tamamen kesmişler. Buraya gelmişler. Bunların diyor tescillerinin yapılması, kabul edilmesi normaldir. Devam ediyor. İse de ikinci kısmı teşkil eden mülteciler, ikinci kısım mülteci var, sığınmacı var. Umumen muhacir ad olunmaması lazım gelip, ikinci grup sığınmacılar, mülteciler ise, göçmenler ise, bunlar muhacir kabul edilmesin diyor. Tamamen kabul edilmesin. Çünkü esasen mezkür nizamnamede, zikredilen adı, adı geçen nizamnamede, göçmenlerle alakalı olan nizamnamede, evet, mültecilerden yalnız muhacir sıfatıyla kabulleri istidasında bu gelenlerin muhacir göçmen sığınmacı adıyla kabullenmesini kabullenilmesini rica ediyorlar dilekçede istidasında bunların muhacir suretiyle sığınmacı göçmen suretiyle kayıt ve tescilleri musarrah olduğu gibi muhacirin muhacirler, sığınmacılar, göçmenler tarihi hicretlerinden itibaren 6 sene göç ettiklerinden itibaren 6 sene tekalifi askeriye askeri sorumluluklar, askeri yükümlülükler ve iki sene de ve iki sene de tekalifi maliyeden iki senede de mali yükümlülüklerden mafuviyete mafuviyet affolunmak demek. Yani o yükümlülüklerin kaldırılması ve arazi ve saire itası misillü askeri yükümlülüklerden muaf tutuluyor. Mali sorumluluklardan muaf tutuluyor, affediliyor. Aynı zamanda arazi veriliyor ve bazı şeylerin dahi daha verilmesi gibi. Ayrıca bazı muavenata, bazı yardımlara, muavenat, muavin kelimesinin çoğuluğu yardımlar demek muavenata. Mazhar olduklarından bil, ulu, bil umum, umumen, tamamen, hepsi. Tabiyeti Osmaniye'ye yani Osmanlı uyruğuna, Osmanlı vatandaşlığına iltica edenlerin, Osmanlı'ya müracaat edenlerin, sığınanların muhacir ad olunup iş bu mafuviyat ve müsaadata bazı yükümlülüklerden af olmak ve bazı şeylere müsaade etmek devam ediyoruz alt satıra. Masariyetleri Caiz olamayacağından, yani bu e, bazı şeylerden affolunmak ve onlara bir takım şeyleri vermek onlar için uygun değil diyor. Göçmenlerin, sığınmacıların bir kısmı için bu uygun değil diyor. Bir kısmı olabilir ama bir kısmı uygun değil. Caiz olamayacağından, memleketlerinden kat'ı alaka ettikleri... Evet. Memleketlerinden geldikleri yerden ilişkilerini, ilişkilerini tamamen kestiklerini, kestikleri alel usul tahkikatı ahire ile tebeyyün edenlerin. Evet. Usul gereği yapılan araştırma neticesinde geldikleri ülkeden ilişkilerinin tamamen kesin kestikleri, tamamen kesilenler. Eğer açığa kavuşmuşsa, bunlar belirlenmişse e, tebeyün edenlerin, evet biraz kaydıralım ve münferiden gelip de yalnız olarak tek olarak gelip de burada evvelce iskan olunmuş Osmanlıya yalnız gelmiş ama daha önce burada oturan yerleştirilmiş akraba ve taallukatı. Burada yakınları, akrabaları. Olmayanların ve alil yani hasta ve müsin yani yaşlı ve gayre muhtedir güçsüz, kuvvetsiz olanlar ve devletçe iskanları takdirinde kendilerinden istifade edilmeyeceklerin muhacir tanınmayarak evet saymış olduğu grup saymış olduğu maddeler bunları diyor biz muhacir tanımayalım. Muhacir tanınmayarak tabiyeti idaresince kabulleri halinde doğrudan doğruya tabiyet idaresince doğrudan doğruya Nüfusça kayıtlarını kayıtlarının kayıtlarının icrası ile iktifa olunması. Evet. Sadece bunların isimlerini kaydedelim, yazalım ama muhacir olarak kaydetmeyelim diyor. Ve yalnız Nizamname mucebince yani kurallar gereği, nizamname gereği muhacir sıfatı ile kabul ve iskanları istidasında yani bizi kabul edin diye dilekçe verenler içerisinde bulunup da memleketlerinden alakalarını kat ettikleri memleketlerinden geldikleri yerlerden ilişkilerini, alakalarını tamamen kestikleri ve aile sahibi ve değerli arkadaşlar bu arşiv belgemiz mazbata uzun bir mazbata olduğundan dolayı tek derse uzun geleceği için bunu ikiye böldük. Bir kısmını bu dersimizde okuduk. Kalan kısmını ise bir sonraki dersimizde devam edip sonra vesikamızın, belgemizin muhtevasını, içeriğini tekrar toparlayıp, özet yapıp böylelikle dersimize devam edeceğiz. Arkadaşlar dersimizin, bugünkü dersimizin böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki dersimizde tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a ısmarladık.